Şimdi o konuyla alakalı süreci taraftarlarımız daha sağlıklı bilmeleri için konunun başlangıcını anlatayım ben size. Büyükekşi TFF Başkanı olduktan sonra ortaya çıkmış bazı konular oldu. Baylok soruşturmaları geçirdi. FETÖ ile bağı oldu. Bu süreçten TFF Başkanlığı sonrası ortaya çıktı. Arkasından Arabistan'daki Galatasaray ile Fenerbahçe maçı oynanırken, oynanmadan kupa finalinin oraya getirilmesi ve orada maç öncesi Devlet-i Aliye'nin kurucu liderini Atatürk'ü orada meze gibi kullanarak oradaki maçın iptaliyle Türkiye'ye gelinen noktaları sizler medyada tüm Türk halkı da biliyor. Bu konu orada yaşandıktan sonra Büyükekşi'nin Türk futbolunda yeri aslında sağduyulu insanlar tarafından bitmişti. Tekrar TFF başkanı, düşünün ki bir adam erken bir seçim kararı alıyor, sonra yine o salona geliyor. Yani o salonda aday olacaktınız, niye karar aldınız mesela? Örnek, bu şekilde düşünün. Şimdi o süreç içerisinde Trabzonspor Kulübü, evet eski başkanla kamuoyunda destek verdiği gibi gözükse de Büyükekşi'nin karşısına kim olmuş olsa idi, tamam, karşısında, anlatabiliyor muyum? Büyükekşi ve tayfası o koltukta oturmasın diye ona destek olacaktı. Tek Trabzonspor Kulübü değil, sağduyulu. Yani şöyle düşünün, karşınızda bir tane bir insan var. Bu insanla alakalı FETÖ bağı var. Atatürk'ün kurucu liderimizi düşürdükleri durum ortada. Oradaki kongre delegesi gidip de o salonda karşısında, yani bu İbrahim Hacı Osmanoğlu ya da Trabzonspor ona seçim kazandırdı konusu değil. Yani başlangıcı FETÖ, ikinci hamlesi Arabistan'da oynanan kupa maçı, oynanmayan ve oradaki Atatürk'ten dolayı, Atatürk'ün simgeleştirilmesinden dolayı orada yaşananları yönetemedikleri çünkü süreç. Şimdi geldiğimiz noktaydı. Yani şöyle söyleyeyim ben size, herhangi bir insan, zaten İbrahim Hacı Osmanoğlu kendisi de normal sıradan bir insan, öyle çok üstün başarılar olan biri değil ki. Trabzonspor'a geldiğindeki Trabzonspor'un borcu hatırladığım kadarıyla 180 milyondu, giderken 500 küsür milyonla gitti. Yani çok Trabzonspor'da elzem başarıları olan biri değildi. Olmuş olsaydı kaybettiği seçimde de adaydı zaten. Aldığı oy oranı da belliydi. Bunları tüm herkes hatırlıyor. Sen o dönemde yine o salondaydın, röportajlar yapıyordun. Yani olaya İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun başarısı, Trabzonspor'un başarısı olarak bakmayın. Orada Büyükekşi'nin karşısına kim çıkmış olsaydı biz onu destekleyecektik zaten.